Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle Eylül ayında okuduğum kitapları paylaşacağım. Geçen ay Ağustos okumalarımı paylaşırken Eylül okuma listemi de paylaşmıştım ve 15 kitaplık bir liste oluşturmuştum. Oldukça iddialı bir hedefim vardı ve hedefim bu 15 kitaptan en az 12'sini okumaktı ve ben tam olarak 12 kitap okudum. Gerçi Eylül ayının son haftası sürpriz ve ani bir şekilde Dubai'ye iş seyahatine gitmeseydim muhtemelen bu 13 kitap olacaktı ama skordan gayet memnunum. Bu videoda Eylül okumalarımı paylaşacağım. Sonra kısaca Ekim okuma planımdan bahsedeceğim. En sonunda da Dubai'den yaptığım ufak bir kitap ve kırtasiye alışverişi var. Onları da hızlıca göstermeyi planlıyorum. Şimdi Eylül ayında okuduğum kitaplarla başlayalım. İlk kitap Hayatı Yeniden Keşfedin. Bu kitapla ilgili detaylı bir video sizinle paylaşmıştım. Zaten buraya eklerim. İsteyen detaylı bir şekilde izleyebilir. Hayatı Yeniden Keşfedin bir biblioterapi kitabı. Yani kendinize sorular sorarak, uygulamalar yaparak kendi kendinize terapi uygulayabileceğiniz yönergeler içeren bir kitap. Hayatı Yeniden Keşfedin'de ise şema terapi uygulamaları var. Şema terapi tam olarak ne demek? Küçüklüğünüzden itibaren çevreniz, kendi karakter özellikleriniz, aileniz, farklı insanların size davranış biçimleriyle oluşmuş, yerleşmiş davranış paternleri. Yani geçmişten günümüze taşıdığınız tüm davranış şekilleriniz. Bunlar iyi davranış şekilleri de olabilir. Kendinize zarar veren davranış şekilleri de olabilir. Bu kitapta kendinize zarar veren davranış şekillerinden bahsediyor. Birkaç tane hemen örnek vereyim aklınızda daha iyi bir şekilde canlanması için. Birkaç tanesini okuyorum. Mesela terk edilme şeması. Terk edilme şemasında sürekli çevrenizde sevdiğiniz insanların sizi terk edeceğinden endişelenirsiniz. Sürekli bir bunun paniğini yaşarsınız. Hiçbir zaman onların sonsuza kadar sizinle beraber kalmayacağını, önünde sonunda sizi terk edeceğini düşünürsünüz. Dayanıksızlık şeması. Dünyada yaşanan hiçbir şeye karşı bağışıklık geliştirmemişsinizdir. Yani yaşanan tüm kötü olaylar sizi çok etkiler. Hayatta her şeyin en kötüsünün kendi başınıza geleceğini düşünürsünüz gibi farklı farklı şemalar var. Hepsini okuyayım aslında. Eğer ilginizi çekerse dediğim gibi benim paylaştığım videodan da gidip detayları izleyebilirsiniz. Orada içinde ilk önce hangi şemalara eğiliminizin olduğunu belirlemenizi sağlayan bir takım sorular var. Ben de bu soruları sizinle paylaşmıştım. O sorulardan eğer eğiliminizin olduğu şemaları tespit ederseniz belki de bu kitabı birazcık daha derinlemesine okumak isteyebilirsiniz. 1. Terk edilme şeması, 2. Güvensizlik ve kötüye kullanma, 3. Dayanıksızlık, 4. Bağımlılık, 5. Duygusal yoksunluk, 6. Sosyal izolasyon, 7. Kusurluluk, 8. Başarısızlık, 9. Boyun eğicilik, 10. Yüksek standartlar, 11. Haklılık şeması şeklinde ayırmışlar. Ben oldukça beğendim bu kitabı. Ben kendimden çok fazla şey buldum. Doğru olduğunu düşündüğüm, çünkü hayatımda yerleşik olarak kabul ettiğim davranış paternlerinden bazılarının ne kadar hatalı olduğunu görmüş oldum. Çünkü bu şemalar bizim çocukluğumuzdan itibaren geldiği için bizim için doğru bir davranış şekli olarak yerleşiyor. Ama aslında bu şemalar, bu davranış paternleri bize oldukça zarar verebilen paternler olabiliyor. Bu nedenle de ben oldukça fayda gördüm bu kitaptan ama şöyle düşünüyorum. Biblioterapi kitapları bir şekilde adım atma kitabı aslında. Gerçek bir tedavi, gerçek bir terapi olduğunu düşünmüyorum ama kendinizle ilgili soru işaretleriniz varsa, bazı şeylerden emin değilseniz, kendinizi mutsuz, sıkışmış, sıkılmış, bir yerlerde böyle bir döngüye kısılmış gibi hissediyorsanız belki hayatınızdaki paternlerden kaynaklanıyor olabilir. Bu kitapta bunu çok güzel bir şekilde anlatmış. Bir sonraki kitap Tüketim Toplumu kitabı. Bu kitap bana çok ağır geldi. Dili de kapsadığı konu da
konuyu ele alış biçimi de oldukça ağırdı benim için. Sosyolojik bir yönden ele alıyor. Biraz böyle dili de çok sosyolojiye ve psikolojiye doğru kayıyor. Çok fazla terminoloji vardı içerisinde. Beni gerçekten çok bunaltmaya başladı günün sonunda. Okurken oldukça bırakma noktasına defalarca geldim ama ben de böyle kitapları bitirmek için ekstra çaba gösteren bir insanım. Oldukça yorucu bir kitaptı benim için. Ben biraz daha hafif, biraz daha son kullanıcıya, topluma inen bir kitap bekliyordum. Ama bu kitap pek öyle değil. Yani üniversite 1, sosyolojiye başladınız, okudunuz bu sene, 2. sınıfa geçerken yaz tatilinde okunabilecek bir kitap sanki bu. Ben tüketimle ilgili merakım olduğu için bu kitabı almıştım ama dili bana çok çok ağır geldi ve kitaptan da gerçekten çok bir şey alamadım. Bu tabii benim de eksikliklerim var. O da ayrı bir mesele. Çünkü ben bu dile hakim değilim. Daha önce bu şekilde okumalar yapmadığım için belki de çok fazla içselleştiremedim ama bana böyle hani son kullanıcıya, benim gibi bu konuda okumak isteyen, öğrenmek isteyen insanlara çok hitap eden bir kitap gibi gelmedi. Kitabın konusundan çok bahsetmedim bu arada. Yani adı üstünde tüketimin toplum üzerindeki etkileri nasıl değişip dönüştüğümüzden bahsediyor. Ama bunu o kadar ağır bir şekilde ve sosyolojik, biraz da böyle akademik bir yönden ele almış. Ben o yüzden çok böyle severek okuyamadım maalesef. Gösteri Toplumu diye de bir kitap var. Hani aynı yazar değil ama farklı bir yazar. Onu da okumayı çok istiyordum ama şu an biraz şüpheyle bakıyorum o kitaba da. Bir sonraki kitap Annie Arnold'un Babamın Yeri kitabı. Ben Annie Arnold'un bütün kitaplarını almıştım. İlk önce Seneler kitabını okudum geçen ay. Beni o kitap çok çok içine almamıştı. Belki hani farklı bir toplumun dönüşümünü anlattığı. Ben de çok fazla hakim olmadığım için Fransız toplumunun dönüşümü, onun hikayesini çok kendimde içselleştirememiştim. Ama Babamın Yeri gerçekten çok çok güzel bir kitap. Babasının ölümüyle ölümünden sonra Annie Arnold'un babasıyla ilgili kaleme aldığı çok çok incecik bir kitap. Yani bana çok iyi geldi bu. Çünkü benzer şeyleri yaşayan bir sürü insan var etrafımızda. Ben de dahil buna. Zaman zaman ailemizle aramızdaki uçurumlar daha çok ayyuka çıkıyor. Onların hayata bakış açısıyla bizim hayata bakış açımız birbirinden çok farklı olabiliyor. Çünkü deneyimlerimiz çok farklı. Bu kitapta da onu bence çok güzel bir şekilde anlatmış. Hani onların kafa yapısı farklı, insan hayatta daha tamahkarlar, biz daha çok isteyen taraftayız. Bana biraz bunları çağrıştırdı. Ben çok severek okudum. Zaten çok da kısa bir kitap. Tavsiye ederim. Bir sonraki kitabım yine Annie Arnold'un Olay kitabı. Bu da kendisinin gençlik dönemlerinde yaşadığı bir kürtaj hikayesini anlatıyor. Kürtaj kendisinin yaşadığı olay döneminde yasal değil. Bu nedenle de illegal yollardan kürtaj olmayı tercih ediyor. Ve oldukça zorlu bir dönem yaşıyor aslında. Ben kitabı bayağı sevdim. Çünkü orada o kadınların mecburiyetlerini, kürtaj olacağı için erkeklerin bazılarının ona davranışlarını bence çok güzel bir şekilde anlatmış. Yine çok çok kısa bir hikaye. İşin güzel tarafı bunun gerçek bir hikaye olması, gerçek hayattan kopuyor olması. Yani bazen romanlar hani yazılış itibariyle yine gerçek hayata çok yakın oluyor ama yine de biliyorsunuz ki bu bir kurgu. Ama bu bir kurgu değil, bu gerçek bir hikaye. O yüzden bence ekstra etkili oluyor. Bunu da tavsiye ederim. Yine çok kısa. Bir sonraki kitap. Ayn Rand, Hayatın Kaynağı. Bu kitabı zaten 3 günlük bir okuma maratonu şeklinde detaylı yorumlarımı da sizinle paylaşmıştım. Çok kalın bir kitap. 1000 sayfalık ama mükemmel bir kitap. Gerçekten herkese çok tavsiye ediyorum. Benim çok hoşuma gitti. Yani
Kuşak çatışmasını da çok iyi anlatıyor. Saf kötülüğü de çok iyi bir şekilde ele almış. Kitapta dört tane karakter üzerinden anlatılıyor. Bir tane daha karakter var önemli ama onun o kişi herkesle ilişki içerisinde ama dört bölümden oluşuyor kitap ve bu dört insanı her bir bölümde merkeze alarak anlatıyor. Hepsinin hayat hikayesi birbirinden çok farklı. Geldiği yer çok farklı, karakterleri çok farklı ve gitmek istedikleri yer çok farklı. O yüzden de karakter bolluğu var. Bol bol fikirler paylaşılıyor, insan psikolojisi paylaşılıyor, sosyolojik ve felsefik çıkarımlar var. Gerçekten ben çok çok severek okudum. Detaylı yorumlarımı videonun sonunda paylaştığım için burada çok fazla detaylandırmıyorum. Merak edenler olursa o videoya gidip detaylı bir şekilde izleyebilir. Son 7-8 dakikasında yorumlarımı paylaşıyorum. Ben çok severek okudum ama 3 gün içerisinde okumanızı tavsiye eder miyim? Benim gibi biraz yorucu oldu. Ama böyle 5 günde falan okunabilir diye düşünüyorum. Ben böyle uzun kitapları olabildiğince kısa sürede bitirmeye çalışıyorum. Çünkü çok yoksa uzatırsam kopmaya başlıyorum kitaptan. O yüzden çok tercih etmiyorum. Harika bir kitap. Çok çok tavsiye ederim. Bir sonraki kitap artık benim tatil kitaplarıma geldik. Tatilde yanımda götürdüğüm kitaplar. Kadınlar Ülkesi bir bilim kurgu mu bu? Evet, bilim kurgu kitabı. Bazen fantastik mi, bilim kurgu mu karıştırıyorum. Kadınlar Ülkesi sadece kadınların ve kız çocuklarının yaşadığı bir ülkeyi üç erkeğin keşfetmesiyle başlıyor. Kadınlar Ülkesi'ndeki kadınlar için tabii ki erkek bir mit gibi. Kimsenin bilmediği, daha önce deneyimlemediği, hayatında görmediği bir varlık. O yüzden de onlar da çok ilgi duyuyorlar ama erkekler de sadece kadınlardan oluşan bu topluma da ayrıca ilgi duyuyor. Bu kitap 1900'lerin başında Birinci Dünya arifesinde geçtiği için de kadına olan bakış açısı zaten çok farklı. Kadın İşte yeteneksizdir, çalışamaz, başaramaz, güçlü değildir. Sadece yapması gereken evinde oturmak ve çocuklarına bakmaktır gibi bir dünyada kadınlar ülkesi kadının çok güçlü, çok başarılı, kolektif bir şekilde, çok iyi bir şekilde yaşadığı ve hayatlarını mükemmel bir şekilde kurgulamış bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu kitap İçerisinde de erkeklerin sürekli bu ülke hakkında, bu insanlar hakkında sorular sorarak, ülkeyi araştırarak, deneyimleyerek bu ülkeyi keşfetmemizin yolculuğu. Ben oldukça beğendim. Bilim kurgu okumayı aslında aşırı derecede sevmiyorum. Bazen bana biraz sıkıcı geliyor bilim kurgu. Biraz böyle o kurgu tarafına, hani bilimsel kurgu tarafına çok odaklanıyor. Çok yüzeysel kalıyor ama bu kitap öyle bir kitap değil. Biraz daha işin gerçekten toplumsal yönünü de güzel bir şekilde ele almış. O zamanki toplumun kadına olan bakış açısını gayet iyi ele almış diye düşünüyorum. Ben severek okudum. Eğer merakınız varsa böyle hikayelere beğeneceğinizi düşünüyorum. Hemen bir sonraki kitapla devam edelim. Miras kitabını okudum tatildeyken yine. Ben çok beğendim. Dört kardeşin babasının ölümünün ardından mirası paylaşma hikayesi aslında temelde ama altında çok dolu bir yaralı bir hikaye var. Ben çok beğendim. O kadının yaşadıklarını, çocukken yaşadıkları problemleri anlatma şekli ana kahramanının şu an ismini hatırladım zaten çok telaffuz da edemeyeceğim bir isim zaten İskandinav isimleri çok farklı olduğu için ama böyle çocukluğuna çok zor kimseye itiraf edemediği problemli bir çocukluk yaşamış ve bunu yıllarca içine atmış. Yaşadığı problemli çocukluktan dolayı ailesinden uzaklaşmış ve hatta tamamen kopmuş bir kadının miras süreciyle beraber aslında bu mirasta bir şekilde ailesinin günah çıkarmasına dönüşüyor. Beraber hikayesinin ortaya çıkmasını okuyoruz. Ben oldukça beğendim, sevdim. Bu hikaye ama herkese göre değil bence. Çünkü eğer salt
insan yaşamının düşünceleri okumayı seviyorsanız beğenebileceğiniz hikaye. Yoksa aslında çok tek düze bir yaşam hikayesi. Normal bir işte babası ölüyor, mirası bölüşmek için yaşananlar ama günün sonunda bu kadının hikayesi bence çok etkileyiciydi. Onun yaşadıkları, çocuklarının onunla beraber bunu kadını sahiplenmesi vesaire benim çok hoşuma gitmişti gerçekten. Eğer bu tarz konulara ilginiz varsa da okumanızı tavsiye ederim. Agatha Christie'nin 10 Kişi İdiler kitabını okudum. Ben yıllardan beri Agatha Christie okumuyorum. Aslında polisiye gerilime meraklı bir insan olarak Agatha Christie'yi ben niyeyse bir türlü sevemedim. Çünkü hikayeleri bana çok yüzeysel gelmiştir her zaman. Ama bu 10 Kişi İdiler kitabı tatilde çok çok iyi gitti. 10 kişinin bir adada buluşmasıyla beraber, bir şekilde toplanmasıyla beraber aslında başlayan bir hikaye ve aslında hepsinin birer sırrı var. Onlar teker teker ortaya çıkıyor ve olaylar yaşanıyor. Bence tam bir kafa dağıtmalık tatil kitabı diyebilirim. O yüzden de hani eğer böyle ya şu an hiç kafamı yoracak bir şey okumak istemiyorum, dinlenmek istiyorum vesaire diyecekseniz gayet okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdiye kadar beğendiğim tek Agatha Christie kitabı da olabilir bu arada. Ya ben çok içselleştiremedim bu arada. Yani seveni de çok seviyor. Ama ben niyeyse bir türlü tam anlamıyla Agatha Christie'yi sevemedim. Bu fena değildi ama yani okumanızı tavsiye edebilirim eğer merakınız varsa. Şimdi çok çok sevdiğim bir kitapla devam edeceğim. George Saunders'ın Araf'ta kitabı. Bu kitap çok değişik bir yazım tekniğiyle yazılmış. Önce kitabın konusundan bahsedeyim. Abraham Lincoln'un oğlu Willie'nin ölmesinden sonra Araf'ta kalması ve babasının onun mezarlığına yaptığı ziyaretleri ve o Araf'tayken kendisiyle beraber Araf'ta kalan diğer insanların bu durumu konuşması, değerlendirmesi, bu olayı heyecanla karşılamasını okuyoruz. Kitapta dediğim gibi çok değişik bir yazım tekniği var. Bir, Abraham Lincoln zaten tarihi bir karakter, gerçek bir karakter. Gerçek hayatın hikayelerini farklı farklı kitaplardan referanslarla anlatıyor. Yani gerçek hikayeleri gerçek kitaplardan, gerçek tarih kitaplarından parçalar alarak anlatmışlar. Şurada varsa mesela şöyle işte kitabın adı, yazarı vesaireyi paylaşıyor. Araf'ta kalan insanlar da oradaki figürler, örneğin rahip Everly Thomas gibi insanlar da hem kendi ölüm hikayelerini anlatıyor, neden Araf'ta olduklarından bahsediyorlar, hem de Abraham Lincoln'un oğlunun mezarını ziyaret etmesiyle ilgili de bol bol konuşmalar var. Willie çok sevilen bir çocuk Abraham Lincoln tarafından ve bu nedenle de bu kadar sevgiyi bırakıp gitmek, öbür dünyaya göç etmek tabii ki bu çocuğa çok zor geliyor. O yüzden de Araf'ta kalıyor. Ben çok beğendim ya. Çok değişik bir yazım tekniği var ve Araf'ta kalan insanların konuşmaları da çok güzeldi bence. Hem kendi hikayelerini anlatış biçimleri, tüm işte yaşadıkları, nasıl öldükleri ve akıllarının gerçek hayatta neden kaldığını, aslında neden bu Araf'a mahkum bırakıldıklarını, kendi kendilerini aslında mahkum bıraktıklarını biraz anlatıyorlar. Böyle gerçek hayatla Araf arasında gidip duruyoruz ve ben çok beğendim gerçekten. Ama bu kitabın dediğim gibi yani ben öncesinden biraz konusunu okuduğum için rahat bir okuma yaptım. Yani alıp raftan hiçbir bilgi edinmeden, hiçbir şekilde kitabın konusuna dair bir fikir edinmeden okunsa muhtemelen anlaşılacak bir kitap değil bu arada. Ama ben niyeyse aşırı derecede beğendim. Kesinlikle de tavsiye ediyorum eğer böyle değişik hikayelere merakınız varsa. Bir sonraki kitap
Ayfer Tunç'un benim en sevdiğim yazarlardan biri. Son kitabı Kuru Kız. Bu kitap Ayfer Tunç'un en iyi romanı mı? Hayır değil. İlk 3'e girer mi? Kesinlikle girmez ki hani böyle Kapak Kızı, Yeşil Peri Gecesi ve Osman'ı tek kitap sayıyorum. Onlar bir seri olduğu için. İlk 3'e girer mi? Hayır girmez. Ama ben okumaktan gerçekten çok keyif aldım. Kuru Kız neyi anlatıyor? Adı üstünde mahalleli tarafından kendisine Kuru Kız denen kadının da adını unuttum şu anda. Bakayım bir hatırlayabilirsem. Neyse yapamadım. Bulamadım. Çok önemli değil. Bir kadının hikayesini anlatıyor. Bu kadın tam bir klasik Türk yapısı gerçekten ya. Yani işte annesi çok sevilen bir çocuk aslında. Annesi harika bir insan. Babasıyla ilişkileri çok iyi. Gayet güzel bir aile yaşantıları var ama annesi bir anda maalesef kanserden dolayı vefat ediyor ve ondan sonra da evin tüm yükü bu kızcağızın üzerinde kalıyor. Aslında bu kızcağız çok akıllı bir insan, kafası çok çalışan bir insan ama kendisinden beklenen onun kafasının çalışması değil, evine bakması, temizliğini yapması, yemeğini yapması ve çekilmesi, çenesini kapatması. Tüm mahallenin de evinde beklentisi aslında bu kızdan bu. Bu kadının hikayesini okuyoruz ve benim bu hikayeyi sevme nedenim aslında şu. Ben eskiden tabii hep şehirler arası yolculuklarda otobüs kullanırdık. Böyle hani 15-20 yıl öncesinde. Hep de gece yolculuğu yapmayı oldukça severdim. Ve küçük kasabaların arasından geçerken hep düşündüğüm şeylerden bir tanesi şu olmuştur benim. Yani burada çok İnsanlar küçük bir yaşamın içerisindeler ve aslında dünyalara sığamayacak akılları olan insanların bazıları da bu yaşama mecbur bırakılıyor. Sadece kendi tercihleri de değil ama mecbur kaldıkları için bazen bu yaşamı yaşamak mecburiyetinde kalıyorlar. O yüzden de hani tam olarak da böyle bir insanın hikayesini okumayı ben gerçekten çok sevdim. Ama dediğim gibi Ayfer Tunç'un en mükemmel romanı mı? Hayır değil ama ben yine de çok severek okudum. Evet, son iki kitabım kaldı. Sondan bir önceki Tatar Çölü. Zaten Dino Buzzati'nin çok önemli eserlerinden bir tanesi. Tatar Çölü. Genç teğmen Giovanni Drogo ilk görev yeri olarak Bastiani Kalesi'ne tayin edilir. Bastiani Kalesi de Tatar Çölü'nün hemen yakınında, her şeyden çok uzak, kimseyle alakası olmayan bir garnizon. Ve o kadar uzak, o kadar önemsiz bir yer ki burada yaşayan insanlar kendi hayallerinde buranın çok önemli bir yer olduğunu düşünmeye başlıyor. Ondan sonra hayal ettiği şeylere inanmaya başlıyorlar. Hayalleri gerçekleri olmaya başlıyor bu insanların. Ve her gelen genç insan işte bir sene kalırım, iki sene kalırım, giderim diyor. Birçoğu da gidiyor ama bazıları bu hayale kendini kaptırdığı için uzun yıllar boyunca Bastiani Kalesi'nde kalmaya devam ediyor. Hep bir beklenti var. İşte Tatar Çölü'nden bir saldırı gelecek ve biz burada çok çok önemli bir konumdayız aslında ve hayatımızın en büyük olayını yaşayacağız. Herkes o büyük olayı bekliyor. Oradaki o insanların kafasının içindeki o hayali, beklentiyi ve yıllar içerisindeki dönüşümü okuyoruz. Ben bu kitabı çok sevdim mi? Maalesef aşırı derecede sevmedim. Yani bu kadar ünlü, önemli bir kitap ama bana çok aşırı derecede hitap etmedi. Neden? Şimdi böyle yapacağım yorumda da sonra kendi kendime diyorum ki şey gibi yani ben kimim ki böyle bir yorum yapıyorum ama bana göre insanların bu dönüşüm süreci birazcık daha detaylandırılabilirdi. Yani daha derine inilebilirdi diye düşünüyorum. İnsanların kafasının içini birazcık daha derinlemesine okuma şansımız olsaydı eğer bu kitap çok daha güzel olabilirdi. Yani bu kitap kaç sayfa?
232 sayfa. Mesela bir 300 sayfaya çıkıp bir 70 sayfa daha birazcık daha derinlikli olsaydı o insanların dönüşüm hikayesi bence çok daha müthiş bir kitap olurdu diye düşünüyorum. Ama konu ilginç bir konu. Okumanızı yine de tavsiye ederim. Benim hoşuma gitti ama müthiş mi, bayıldım mı? Hani bu kadar önemli bir kitap, işte 10 üzerinden 10 puan mı verdim? Maalesef hayır. Dediğim gibi daha derinlikli bir hikaye okumayı tercih ederdim. Son kitabım da Büyücü John Fawless. Bu kitabı yani çok zor okudum gerçekten ya. Bu kitabın hani tam ne anlatıyorsun, konu ne, bu insanlar neden böyle bir şey yapıyor? Yani kitap bitmek bilmedi, anlatabiliyor muyum? Yani böyle 600 küsür sayfa, yani neredeyse 700 sayfalık bir kitap. Yani konusu çok bence yüzeysel kalmış çünkü çok fazla olay var. Şimdi konusundan çok kısaca bahsedeyim. Şimdi Nicholas Urfe diye bir tane arkadaşımız var. Bu abi zor bir baskı altında büyümüş. Biraz böyle babası albay, o yüzden kendisinden beklentiler de büyük. Baskıcı bir baba, baskıcı bir aileyle büyüdüğü için böyle bir türlü kim olacağına, ne olacağına, ne yapacağına karar verememiş bir insan. Ve sürekli daldan dala atlıyor bu nedenle. Çok doyumsuz, ne yapacağını bilmediği için hiçbir yere sığamıyor, yere göğe sığamıyor. Ve bir kadınla aşk yaşamaya başlıyor. Bu aşk yaşamaya başladığı zaman da Yunanistan'daki bir okuldan öğretmenlik teklifi alıyor. Dediğim gibi hayatta nerede olması gerektiğini, neyden mutlu olduğunu bilmeyen bir insan olduğu için de aslında çok mutlu olan ilişkisinde bırakıp gidiyor bir anda ve Yunanistan'a taşınıyor. Yunanistan'da da yaşadığı bir adada bu okul ve adada hiçbir şey yok bu arada. Okul dışında neredeyse sadece bir adamın, çok çok zengin bir adamın böyle villası var. Tabii ki yani bir ada üzerinde sadece böyle bir villa varsa insanın merakını cezbeder. Bir noktadan sonra bu adamla tanışıyor. Adamla tanışmasıyla itibaren de olaylar başlıyor. Fakat olayların hangisi doğru, hangisi yalan, hangisi tiyatro, hangisi gerçek, hiçbir zaman emin olamıyorsunuz. Hiçbir zaman bilmiyorsunuz. Zaten amaç da bu zaten. Hiçbir şeye güvenmemek, hiçbir şeyin kesinliğine inanmamak. Çünkü tam ya evet bu doğru galiba dediğiniz noktada 3 sayfa sonra ters köşe oluyor. Aslında olayın bambaşka bir şey olduğu ortaya çıkıyor. O açıdan hani yani değişik bir kitaptı. Güzel bir hikayeydi o açıdan ama yani o kadar uzatmış ki yani 670 sayfada böyle 20 tane falan ters köşe var. Bu kadar ters köşe yapmaktansa konunun özüne inmek daha bence mantıklı ve sağlıklı olabilirdi ben diye ben düşünüyorum. Yani çok zor okudum. Amacı neydi bu kitabın? Onu bile hala anlamadım. Çünkü bu Nicholas'ı bu adam bir oyunun içine çekiyor. Bir tane game, The Game diye bir tane oyun var, şey vardı, film vardı. Tam olarak o film bu kitaptan esinlenmiş olabilir diye düşünüyorum. Yani bilemedim ya. Ben gerçekten çok aşırı derecede severek okuyamadım maalesef. Hani güzel bir hikayeydi ama daha derli toplu olabilirdi. Yazar da aslında kendisi de biraz böyle son sözde bahsetmiş kendine gelen eleştirileri vesaire ama yani dediğim gibi çok böyle enteresan bir kitaptı ama benim yorumumla lütfen hareket etmeyin. Lütfen araştırın başka şeylerden, başka kaynaklardan da okuyun. Belki size çok hitap eden bir kitap olabilir ama bana maalesef hiç hitap etmedi. Evet, okuduğum kitaplar böyle. Şimdi çok kısa hemen Ekim okuma planımdan bahsedeceğim. Bu ay çok fazla kitap okuyamayacağım gibi gözüküyor. Çünkü iş çok yoğun. Bir taraftan da üniversiteler açıldı. Bu dönem ben okulda iki ders veriyorum. Bir tanesini de yeni açtığımız için içerikleri vesaire hiçbir şey hazır değil. O yüzden bir taraftan da ekstra ona efor sarf etmem gerekiyor. Muhtemelen bu dönem o kadar fazla kitap okuyamayacağım ama şöyle bir 5-6 kitap seçtim yine de.
Bakalım göreceğiz. Belli de olmuyor bazen. Her şey çok sistematik gidiyor, düzgün gidiyor. Kitap okumaya zamanım olabiliyor. Nermin Yıldırım'ın Bavula Sığmayan kitabını okumayı düşünüyorum. Düşünmüyorum, aslında neredeyse bitirdim. Şuraya kadar geldim. Oldukça güzel gidiyor. Bir öykü kitabı. Ben aslında öykü kitaplarını çok aşırı derecede severek okumuyorum ama bu kitap gerçekten çok güzel gidiyor şimdilik. Sizinle Ekim sonunda yorumlarımı paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Birkaç tane öyküsü gerçekten beni çok etkiledi. Bu ay okumak istediğim diğer kitaplardan bir tanesi Engin Gençtan'ın Zamane kitabı. Bunu da çok yeni aldım. Biraz böyle Türkiye'nin dönüşümünü anlatın. Aslında Ene Arno'nun Seneler kitabını okuduktan sonra bu kitabı aldım. Bilerek ve isteyerek değil ama aklıma şöyle bir şey gelmiş. Ya ben Engin Gençtan'ı çok seviyorum. Hayat ve İnsan Olma kitaplarını okumuştum. Başka kitaplarını da alayım diye düşünerek araştırmıştım. Birkaç tane kitabını aldım. Zamane ile başlayacağım. Biraz böyle denk gelmiş oldu. Bu da çok yeni aldığım bir kitap. Merve Köken'in Türk Mitolojisi. Çok ince bir kitap. Biraz böyle başlangıç seviyesinde basit bir şey okumak istedim. Türk mitolojisiyle ilgili. Bunu okuduktan sonra Gılgamış Destanı'nı okumak istiyorum. O yüzden giriş niteliğinde bir şey olsun istedim. Bunu okuduktan sonra muhtemelen önümüzdeki ay Gılgamış Destanı'nı okuyacağım. Bir kurgu dışı kitap, Bilge'nin Güncesi, Naval Ravikant, Mutluluk ve Zenginlik Rehberi. Evet, bu kitabı içeriğini ben çok aşırı derecede bilmiyorum ama çok çok tavsiye edilen bir kitap olduğu için alıp okumak istedim. Birkaç aydan beri de kitaplarımda duruyor aslında. Ne zamandan beri okumayı erteliyorum. Artık bu ayın okuma listesine ekledim sonunda. Bir sonraki kurgu dışı kitapta Zor Bir Ailede Büyümek. Bu iletişim yayınlarının böyle bir kapak tasarımları, yani burada bir fotoğraf ve kitabın adı yazan bir serisi var. Bu Zor Bir Ailede Büyümek de o serilerdeki kitaplardan bir tanesi. Bunu ben bir yerde gördüm ya. Instagram'da birinin tavsiye etmişti. Ondan sonra aldım. Geçmişi onarmanın ve hayatını geri kazanmanın yolları. Bir okumak istedim gerçekten. Yani hepimizin geçmişten gelen illaki bazı travmaları vardır. Ben de hem bu konulara çok meraklıyım hem de kendimi iyileştirmeye de çok meraklıyım. O yüzden bu kitabı da okumak istedim. Sizinle şöyle bir şey paylaşmıştım. Ekim ayında yine belki bir okuma maratonu yapmaya vaktim kalabilir. Hangi kitabı önerirsiniz diye, işte Savaş ve Barış, İnce Mehmet veya başka bir şey önerin diye. Orada Miray Hanım bana yani kesinlikle Germinal'i okuyun dedi. Ben de o kadar övdü, o kadar beni özendirdi, iştahlandırdı ki ben de okuma listeme ekledim. Bunu okuma maratonu yapmayacağım muhtemelen. Belki okuma maratonu da yapamayacağım bu ay, bilmiyorum gerçekten. Eğer vaktim olursa yapmayı deneyeceğim ama eğer okuma maratonu yaparsam Savaş ve Barış'ı muhtemelen okuyacağım gibi gözüküyor şimdilik. Yani sizin oylarınız da en azından, sonradan değişebilir elbette ama Germinal'i bana o kadar çok övdü ki ben de dayanamayıp okuma listeme ekledim. Teşekkür ederim tavsiye için Miray Hanım. Son olarak da bu geçen aydan sarkan bir kitap, aslında Eylül ayında okumak gibi bir planım vardı ama bunu çıkarıp Büyücü'yü koymuştum oraya, çünkü Dubai'ye gidiyorum diye ve kurgu dışı bir kitap okumaktansa kurgu bir kitap okumayı tercih ettim. Keşke bunu okusaymışım bu arada. Felsefenin Kısa Tarihini de okuyup bu ay yorumlarımı ay sonunda sizlerle paylaşacağım. Şimdi son olarak da Dubai'den yaptığım ufak bir alışveriş var. Onu da sizinle hemen paylaşalım. Şimdi ben Dubai'ye gittim geçen hafta. Meğerse hiçbirimiz dikkat etmemişiz. Cuma günü tatilmiş Dubai'de. Resmi tatil. Ve benim her şeyim ayarlandığı için uçak bileti, otel ödendi vesaire. Ben cumartesi dönmek zorunda kaldım ve cuma günü tamamen bomboştum. Cuma günü de iş yerinden bir iki arkadaşla buluştuk. İşte bir Azeri, bir Türk, ben ve bir Filipinli şeklinde. Ve Filipinli arkadaşım
tam bir kitap kurdu çıktı ve bana birkaç tane kitap tavsiye etti. Onun tavsiye ettiği kitapları almaya gitmişken de daha önce aklımda olan birkaç tane kitabı aldım. Şimdi şöyle bir The Culture Map diye bir tane kitap var Erin Mayer'ın. Bunu bana iki tane arkadaşım önerdi. Şu an bir tanesi İngiltere'de, bir tanesi Amerika'da yaşıyorlar. Eğer ki bana şöyle, yani şöyle anlattıkları kadarıyla ben şöyle toplayayım. Eğer yurt dışına taşındıysanız veya yurt dışına taşınmayı düşünüyorsanız veya farklı kültürlerden insanlarla sürekli ilişki ve iletişim halindeyseniz muhakkak okumanız gereken bir kitap şeklinde bir yorumları olmuştu. Onlar çok beğenmişti bu kitabı. O yüzden ben de alıp okumak istiyordum ne zamandan beri ama Türkçesi yok bu kitabın, yanlış hatırlamıyorsam. Ben epey bir baktım ama belki çevrildiyse son birkaç aydan beri bakmamıştım. Ama bunu görünce almak istedim. Ben şimdilik bu kitabı İngilizcesinden okuyacağım. Sonra şimdi o Filipinli arkadaşımın tavsiye ettiği kitaplardan bir tanesi Everybody Lies. Bu da yani herkes yalan söyler. İnternet bize what the internet can tell us about who we really are. Yani yine veriyi baz alarak yazılmış bir kitap anladığım kadarıyla insan psikolojisini biraz değerlendiriyor. İnternette neler yazdığımız, neler konuştuğumuzu da baz alarak, buradaki veriyi baz alarak biraz yazılmış bir kitap. O çok tavsiye ettiği için gidip aldım. Sonraki kitap yine onun tavsiye ettiklerinden. Şu. How to Win Friends and Influence People. İnsan, yani nasıl arkadaş kazanırım ve insanları nasıl etkilerim kitabı. Bu kitap zaten aslında çok meşhur. Benim defalarca önüme geldi. Bunun Türkçesi de var. Yanlış hatırlamıyorsam ama bu kitap böyle önüme çıktı. Hemen de aldım ben de. Yani biraz tabii Türkçesine göre birazcık daha pahalıya geldi ama iyi oldu. Okuma listeme en kısa sürede eklemeyi planlıyorum. Bir sonraki kitabım, bu kitabı zaten ben son zamanlarda biliyorsunuz aşırı derecede kadınlarla ilgili kitap okuyorum. Invisible Woman, Görünmez Kadınlar isimli kitabı görünce hemen aşırı derecede merak ettim ve okuma listeme ekledim bunu. Oldukça güzel bir içerik gibi gözüküyor. Science Book Prize, bilim kitap ödülünü almış 2019 yılında. Ben de aşırı derecede merak ettim. Bunu muhtemelen önümüzdeki ay hemen okuma listeme alacağım diye tahmin ediyorum. Epey bir içerisinde istatistik var bu arada. Kadınların iş yaşamında özellikle burada alt şey ise Exposing Data Bias in a World Designed for Men. Erkekler için tasarlanmış bir dünyada kadınların dair verileri ortaya çıkartıyor gibi. Muhtemelen önümüzdeki ay hemen okuyacağım. Son kitap da bu benim, de benim okuma listemde çok uzun zamandan beri var. Cengiz Kağan'ın hikayesi. Benim en çok merak ettiğim tarihi figürlerden bir tanesi bu insan ve bu kitabı da okumak istediklerim listesine eklemiştim daha önce. Orada görünce de hemen aldım. Son olarak da aldığım size defterleri göstermek istiyorum. Yani evde bir sürü defter var aslında ama yani şunun tasarımına bakar mısınız ya? Çok 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 güzel değil mi yani? Ben de hemen bunu görünce, bu şeydi değil mi? Van Gogh'un muydu? Badem çiçekleri. Yazıyor mu şurada? Aynen. Badem çiçekleri Van Gogh'un. Çok güzel. Bir de esas şunu görmüştüm. Sonra buna almaya karar vermiştim. Sonra badem çiçeklerini aldım. Ya şuna bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? İçi de bomboş. Yani hiçbir şey hani şey olarak alengir vesaire yok yani. Bomboş bir defter ama dışı o kadar güzel ki şurasında magnetik kapanıyor böyle. Şahane ya. Harika. Bu eseri bilmiyorum bu arada. Bir bakalım. Bir eser mi yine? Şey, adı yazmıyor. Yani eserin adı yazıyor da
ressamın adı yazmıyor. Bir de post-it aldım. Post-itler orada daha ucuzdu bu arada ya. Şöyle. Bunları da bol bol kurgu dışı kitaplar okurken notlarımı almak için aldım aslında. Evet, çok fazla şey konuştum. Okuduklarım, okuyacaklarım, yaptığım alışverişler. Bu şekilde zaman ayırıp beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.